Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kolay hem güzel hem şık harika güzel bir örgü modeli yapacağız. Hazırsanız modelimizi hep birlikte yapalım arkadaşlar. Evet şöyle Nako Super İnci'nin güzel bir ipini kullanacağım arkadaşlar. Daha önce sizlerle çalışmalar yaptığım için ip, 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 ipim eksildi. Şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Nako süper incinin bir ipi. Şöyle sevgili hanımlar 3.5 milim şişlerim var. 3.5 milim şişlerimi kullanacağım. Hazırsanız modelimize geçelim. Oldukça güzel şık e, görüntüye sahip. Harika bir model yapacağız arkadaşlar. Sizlerin de çok beğeneceğinizi düşündüğüm güzel bir örgü modeli. Evet hemen modelime ilmek atarak başlıyorum arkadaşlar. Sizler de yapacak olduğunuz örgülerinize göre ilmeklerinizi atın. Modelinize başlayın modelimiz sevgili hanımlar şöyle 3.5 mm bir şiş demiştim ilmek sayılarımız 1, 3, 5, 7, 9 yani tek sayılardan oluşan ilmekler atıyoruz ben ilmeklerimi bu şekilde atıyorum arkadaşlar sizler nasıl kolay geliyorsa o şekilde ilmeklerinizi atın ben sizlere numune bir parça dilim örgü örneği göstereceğim sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre ilmek atacaksınız evet şöyle dediğim gibi tek sayılardan oluşan bir örgü modeli çok kolay bir örgü modeli arkadaşlar ve çok gösterişli. Şöyle 2 4 6 8 10 12 13. Bu benim için yeterli sizlere model anlatabilmem için arkadaşlar. Hemen 13 ilmekli modelimizi anlatalım. Videoyu da çok uzatmamış oluruz. Evet şimdi modelimizin hemen arka yüzündeyiz arkadaşlar. Şöyle öncelikle burada bir sıra ters yapacağım şöyle arkadaşlar kenar ilmeğini yeni başladık onu dörelim arkadaşlar sökülme yapmasın şöyle asılalım şuradan biraz gevşeme yapmasın Evet şimdi burada bir sıra ters örüyorum arkadaşlar bakın bir sıra ters örüyorum burası modelimizin birinci sırası arkadaşlar ön yüzündeyiz buradan daha düz yapıyoruz ikinci sırasındayız modelimiz oldukça kolay güzel gösterişli bir örgü modeli sevgili hanımlar örgü bilmeyenlerin bile kolaylıkla yapabileceği bir örgü modeli olacak İnşallah hoşunuza gider beğenir Sizler de benimle birlikte yaparsınız kanalıma abone olmak ücretsiz arkadaşlar tereddütsüz abone olabilirsiniz beğeni ve yorumlarınızla da beni destekleyebilirsiniz Evet arkadaşlar bakın bu şekilde bir görüntümüz oldu Evet şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz bu ilk sıra bu ikinci sıra arkadaşlar. İlk sıra e, zemin hazırlığıydı. Özür dilerim yanlış söyledim. Şimdi ön yüzde şu arka yüzde e, pardon ön yüzde düz yaptık ya bir düz yaptık. Şimdi ters yapıyoruz. Modelin ön yüzüne geçiyoruz. Burası modelimizin ikinci sırası. İlk zemin hazırlığıydı. İlk yaptığımız sıra kusura bakmayın yanlış söyledim. Düz önden bir düz yaptık. Birinci sıra şimdi arkadan bakın bir ters yapıyoruz. Burası da ikinci sıra. Evet şu şekilde. Hemen şimdi modelimizin ön yüzüne geldik. Bakın bu şekilde. Ben lastik yapmadan yaptım arkadaşlar. Sizler istediğiniz lastik modellerinizi yaparak modeli kurabilirsiniz. Şimdi modelimizi kuralım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ters örüyorum bakın. Daha sonra bu iki ilmeğimi bakın bir ve iki ilmeğimin arasındaki boşluktan girdim bir ilmek aldım. Doladım bir de ilmeğimi ördüm. Bakın bir ilmekten 3 ilmek almış olduk. Bir tane ters yapıyorum. Yine iki ilmeğin arasından bakın boşluktan bir ilmek aldım. Doladım 2 oldu. Bir daha ördüm 3. Bir ilmekten 3 ilmek aldım. Bir tane ters örüyoruz. Bir tane yine iki ilmeğin arasından giriyoruz. Bir doluyoruz. Bir de ilmeğimizi örüyoruz. Bakın bu şekilde. Bir tane ters yapıyoruz. Yine iki ilmeğin arasındaki boşluktan girip ipimizi doluyoruz. Bir de ilmeğimizi örüyoruz. Bir ilmekten 3 ilmek yapıyoruz. Bir ters. Şimdi tekrar bakın üç ilmeğimiz kaldı. İkisinin arasına girdim. Bir doladım. Bir de ilmeğimi ördüm. Tekrar bir ters ve kenar ilmeği. Evet şimdi modelimizin üçüncü sırasını bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Burada bir tane düz örüyorum bakın. Modelimizin dördüncü sırasındayız. Bir tane düz ördüm. Şimdi burada sevgili hanımlar bakın 3 ilme ilmeğimin 3'ünü bir ters ördüm. Ön yüzde bir ilmekten 3 ilmek almıştık. Arkayüzde o 3 ilmeği ters olarak topluyoruz. 1 düz yapıyoruz. 3 üç ilmeğin 3'ünü de birlikte ters olarak topluyoruz. 1 düz 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte ters olarak topluyoruz. Bir düz. 3 üç ilmeğin üçünü birlikte ters topluyoruz. Bir düz. Bakın üç ilmeğin üçünü birlikte ters topladım. Bir düz ve kenar ilmeği. Modelimizin dördüncü sırasında da yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Bakın. Şimdi modelimizin beşinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Bakın bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine bir ters. Modelimizdeki topladığımız ilmeği örmeden alıyoruz. Bir ters. Topladığımız ilmeği örmeden alıyoruz. Bir ters. Topladığımız ilmeği örmeden alıyoruz. Bir ters. Topladığımız ilmeği örmeden alıyoruz. Bir ters ve kenar ilmeği Evet. Modelimin 5. sırasında bakın bu şekilde yaptım. Şimdi modelin 6. ve son sırasındayım. Evet. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. Bakın burada örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. Hep düzlerimizi düz örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden alıyoruz. Düzleri düz. Örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden ör örüyoruz. Bir düz örmeden aldığım ilmeği örmüyorum. Bir düz örmeden aldığım ilmeği örmüyorum. Bir düz ve kenar ilmeği. Evet bir modelimizi şimdi tanım, e, tamamladık sevgili hanımlar. Şimdi ikinci modelimizi tekrar kurabilmek için şuradaki yapmış olduğumuz düz bölüm var. İki sıra önden düz arkadan ters. Şimdi o işlemi buraya yaparaktan ikinci modelimin birinci sırasına geçmiş oluyorum. Hemen sizlere arkadaşlar bir model daha anlatayım ben. Şimdi ikinci modelin birinci sırasındayız. Tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Modelimiz gerçekten hem gösterişli hem kolay hem de örgü bilmeyenlerin bile rahatlıkla yapabileceği bir model. Yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde, şallarda çok güzel bir model. Evet sevgili hanımlar bir sıra düzümü yaptım. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Burada da bir sıra ters yapıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi ters olarak modelimin ikinci modelimin ikinci sırasını tamamlıyorum. Modelim oldukça kolay, güzel sevgili hanımlar. Bazı arkadaşlarımız hızlı yapıyorsun diyorlar. Videomuzun ayarları var arkadaşlar. Yukarıda CC diye bir yer var. Oradan hızını düşürebilirsiniz. Üzerindeki yazılardan çok şikayetçi olan var videomuzun üzerindeki yazılardan. CC'den e, alt yazıları kaldır dediğiniz zaman arkadaşlar alt yazıları da kaldırmış olursunuz. Şimdi modelin 3. sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın bir tane ters örüyorum. Yine burada iki tane ilmeğim ikinci modelimin üçüncü sırasındayım. Bakın iki ilmeğin arasından girdim. Bir doladım. Bir de ilmeğimi ördüm. Bu şekilde. Bir tane ters yapıyorum. İki ilmeğin arasındaki boşluktan giriyorum. Bakın bir doluyorum. Bir de ilmeğimi örüyorum. Bir tane ters yapıyorum. İki ilmeğin arasındaki boşluktan girdim. Doladım. Bir de ilmeğimi ördüm. Bir tane ters. İki ilmeğin arasından girdim, bir doladım, bir de ilmeğimi ördüm. Bir tane ters. Son üç ilmeğim kaldı. Bakın, iki ilmeğin arasından girdim, bir doladım, bir de ilmeğimi ördüm. Burada ipinin adına bak, yukarı yukarı geliyor. Evet, bir ters ve kenar ilmeği. Evet modelimizin hemen 5. sırasında Bakın bu şekilde yaptık Modelimizin 6. Sırası, sırasındayız Ve son sırasındayız Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Pardon mu? Pardon arkadaşlar Modelimizin 3. E, sırasındayız Sanırım 3. sırasındayız Karıştırdım yine Bir düz ördüm Buradaki 2 ilmeği 3 ilmeğimi birlikte topladım Bir düz ördüm 3 ilmeğimi birlikte topladım. Bir düz ördüm. 3 Üç ilmeğimin üçünü birlikte topladım. Bir düz ördüm. 3 Üç ilmeğimin üçünü birlikte topladım. Bir düz ördüm. 3 Üç ilmeğimin üçünü bir topladım. Bir düz ördüm ve kenar ilmeği. Evet modelimizin dördüncü sırası arkadaşlar burası. Sonradan hatırladım yanlış söyledim demin size. Evet. Hem konuşup hem ördüğümüz zaman arkadaşlar bir yanılma payı oluyor. Hakkınızı helal edin. Evet çünkü bazı şeyleri de anlatmadan hani söylemeden de yapamıyorum. Ee, sessiz videolar düşünüyorum aslında. Sessiz videolara geçebilirim arkadaşlar. Evet kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Bakın. Bu model 3 ilmeği birlikte topladığımız ilmeği örmeden alıyorum. Bir ters. Örmeden alıyorum bir ters. Örmeden alıyorum bir ters. Örmeden alıyorum bir ters. Örmeden alıyorum bir ters ve kenar ilmeği. Modelimizin beşinci sırasında bakın bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şöyle. Gerçekten çok güzel bir model. Size bunun daha büyümüş halini de göstereceğim. Şimdi altıncı ve son sırasındayız modelimizin bir düz bakın yine örmediğim ilmeği, düz, örmediğim ilmeği örmeden alıyorum bir düz 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 ve kenar ilmeği Evet 6. altıncı sıramızda tamamladık şimdi modelimizi ben sizlere arkadaşlar bakın iki kez anlatmış oldum modelimiz oldukça güzel gösterişli bir model. Şu ipin ucuna bak inadına yukarıya çıkıyor. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Bakın bu şekilde modeli göstermiyor bana. Evet bu şekilde bakın. Şimdi üçüncü modelde ne yapacağız yine arkadaşlar? Burada yaptığımız önden bir sıra düz, arkadan bir sıra düz öreceğiz. Üçüncü modelin birinci ve ikinci sıralarını yapıp şuradaki modeli kuracağız. Modelimiz modelimiz bu kadar kolay ve gösterişli bir model arkadaşlar. Arkadan görünümü de bakın bu şekilde. Şimdi ilerlemiş olan modelimi ben sizlere göstereyim arkadaşlar. Gerçekten beğeneceğinizi düşündüğüm harika bir model. Bakın ilerlemiş hali de modelimizin bu şekilde. Evet çıtı pıtı şöyle narin harika güzel bir örgü modeli arkadaşlar. Bayan bayan örgü modellerinde çeyizliklerde sevgili hanımlar bebek örgülerinde atkılarda şallarda berelerde hırkalarda yeleklerde yani aklınıza gelebilecek her yerde kullanabileceğiniz şahane bir örgü modeli bakın. Evet arkasından da bir görelim. Bakın arkası da bu şekilde. Evet güzel hanımlar inşallah hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir bu güzel modelimi. Eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızla dostlarınızla sevdiklerinizle bu güzel modelimi paylaşırsanız çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Eğer yapma imkanınız yoksa sevgili hanımlar e videomuzu kaydederek daha sonra da yapabilirsiniz. Videoyu kaydetti e kaydeti kullanarak daha sonra da modelimizi yapabilirsiniz. Evet hanımlar bir modelimizin daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitti beğendiniz. Yeni videolarda tekrar birlikte olmak üzere. Kanalıma abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Evet sevgili arkadaşlar bu güzel modeli sizlere bırakıyorum ki sizlere faydalı bir çalışma olsun inşallah. Allah'a emanet olun hoşçakalın en güzelini emanet olun sevgili hanımlar kanalıma abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı özellikle beğeni unutmayalım yorumlarda da eğer modelimi beğenip beğenmediğinizi belirtirseniz de çok sevinirim hoşçakalın.